Hocam, niye buradayız? Çay yok, bir şey yok, kuru kuru oturuyoruz. Gidelim eve gidelim, gezeceksek. Bunu bilmek senin hakkın. Bu önemli bir şey. Ne hocam? Dışarıda rüzgar uçardı. Rüzgarı bilmek mi benim hakkım? Zaten onu görüyorum canım benim Ne var ya. işte yani dışarıda sana kız kulesini anlatacak. He. Ama rüzgar kule. olduğu için buraya oturduk yani. Bu ha. kadar basit. E ama kız kulesini bilmeyen mi var? Şimdi nesini anlatacağım? Bilmeyen var. Yanından geçiyorsun. Kartpostal'dan bakıyorsun. O bilmek değil. Acayip bir şeyini ha, bilmiyoruz. Tabii, ya. Acayip hikayeleri var. Tamam. Acayip hikayelerini biliyor musun? Aslında kız kulesine kız kulesi demiyorlar. Ama niye biliyor musun? Böyle zarif bir eser. Bak İstanbul Boğazı dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Belki de en güzel yer bana göre. Bence de öyle. Onun ortasında küçük bir ada. Adanın üzerinde küçük bir bina. Zarif de bir bina. Halk ne yapıyor e diyor Bunu bir kadın zarafetiyle bağlıyor. E bir de biliyorsun muhakkak ki bir efsane uydurulur. O efsanede de aşk, tragedya, ölüm vardır. Tamam. ne değil mi? Ama zaten şey de çok güzel. Dediğin gibi konu o kadar güzel ki 360 derece görebiliyorsun ister. görüyorsun. E ama aslında bak şimdi hemen başlayayım efsaneden. Hemen ben sana başlayayım. Burası o kadar eskiye gidiyor ki. Milattan önce 341'e kadar gidiyor yani. Antik Öyle döneme kadar. Atıyorlar. Tabii antik döneme kadar. Ve Atina kralı var. Kral Haris. Kral Haris'in karısının adı Damalis. Damalis. Damalis e Damalis'e bir bakıyoruz ki eskiden kız kulesi denmeden önce buraya Damalis diyorlarmış. Kadın ölmüş. Buraya izin buraya bırak. Öyle anlatacak. Neyi? Cesedini. Ha cesedini bırakılan yere mi bu binayı yani, Burada ölmüş oraya atmış. Bini, bir şey o zaman burası. Mezar, mezarı gibi Burada şey. Mezarı yok. Denizde mezarı. Yani, yani. Ama buraya kız kulesi demişler. Bu, bu doğrulayamadığımız bir hikaye. Ben sana daha güzelini anlatayım mı? Tamam. Ben kız kulesi diyorlar ya. Böyle dahil de tutun. Bu pek şey ilgimi çekmedi. Bu ilgini çekmedi. Ben dozu giderek arttırdım tamam. sana. Sen hiç merak etme Hı. yani. Ben... Kafamı yormayayım mı bazı şeyler? Yorma şimdi tamam. ona. Sadece acayip hikayelerini dinle. ama gözünüzü kız kulesinden ayırma. Bakalım hangisi kafana yatacak şey. Buraya baktığın zaman şimdi bir kız var. Adı Hero. 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 Ama bu rahibe. Hera değil mi? O Zeus. Değil. Karı o. tanrıça. Tamam. Hero. Ama rahibe dediğim zaman bu modern zamanı anlama. Antik dönemde Afro, tanrıça Afrodit'in Rahibelerinden birisi o Kaptan bağlı. Tanrı Çafrodit dişin içinde yani. Ha, şimdi bak bakalım şimdi sen bir arkeologsun bilirsin de. Şimdi Hero tabi dünyadan ele tek çekmiş burada yaşıyor. Rahibe yani. Ama şimdi hemen hemen bir aşk hikayesi koyayım şimdi sana. Leandros diye bir genç Denikanlı da bu Hero'ya aşık oluyor. Hı hı. E ne yapacak? Ya e ada orası. Yani bulsalar buluşulmuyor. Bir de yasak. E bu, bu kadın rahibe, yani Dünyadan ele tek çekmiş. Genç ve güzel bir kız. Ne yapıyor? Biliyor gizli gizli buluşuyorlar. Buluşuyorlar ama Leandros'taki şu şeye bak. Özveriye bak. Fedakarlığa bak. Her gece buradan sahilden denize giriyor. Yüzerek. Yüzerek karşıya geçiyor. Yüzerek gidiyor. Yüzerek karşıya e geçiyor. Arada şey gelsin. Rahibe gelse. Var şimdi erkek adam gidecek canım o kıza jest yapacak. Ne erkekler E tabi aşkını böyle sunacak değil mi yani aşkını sunacak. Ee? Evlenme teklifi ederken bir de erkek dizinin üzerine çöküp de yüzüğü tutmuyor mu? Öyle de bence bir kurallı inkabına yani edemedi. Öyle kabul edilmiş. Tamam. O, böyle. o kızlara söyleme fazla. Orada da böyle bir fener var ışık yanıyor. Onu böyle kendisine hizalıyor. Leandros'u yüzerek gidiyor oraya. Gidiyor buluşuyorlar iki sevgili böyle. İşte e, muhabbeti. Sohbet ediyorlar böyle el ele tutuşuyorlar. Bu böyle devam ediyor. Çok güzel bir hikaye. Ama bir gün böyle fırtınalı bir havada. Biz rüzgarda dışarıda duramadık ya. İşte böyle fırtınalı bir havada. Leandros yine aşkı için buradan sahilden denize giriyor. Yüzmeye devam ederken şu işe bak sen. Raheve de karşıya geçmeyi bekliyor. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor ya. Birbirine el sallarlardı <laughs> o zaman. Buradaki fener sönüyor. Eee nereden izah alıyor? Aynı izah işte. Leandros yüzüyor, yüzüyor. Ulaşamadığı da zannediyor. Yüzüyor, yüzüyor. Artık fırtına, soğuk. Kayboluyor yani. <laughs> Kayboluyor ve bu olarak ölüyor. E komple kayboluyor. Komple Geri de, kayboluyor. de dönemiyor. Yani. Hayır ölüyor. <gülüyor> Adamdaki <gülüyor> şansa bak. Karşı taraf dolu. <laughs> Burası dolu. Yani oraya yüzse karşıya çıkacak. Buraya yüzse buraya çıkacak. Adalara doğru yüzmüş o zaman. Bak şuraya doğru. <laughs> ah Minel aşk demişler. Ya ama ben şimdi ikna olmadım. dur hikaye bitmedi daha bir dakika şimdi. Sonra bunu haber alan Hero. Bunun farkına varan Hero. Aşkının acısından kendisini o da suların içine atıyor, o da ölüyor. Erkeğimin peşinden gideni. Evet. Aman i̇şte aman. böylelikle bu iki güzel aşığın hikayesinden sonra ahali buraya rivayet edenler ki kız kulesi demişler. Ya hocam çok dramatik tamam güzel bir aşk hikayesi de benim içime sinmedi. Yani adam her gün niye oraya gidip geliyor yazık değil mi ya? ya aşkta mantık olmaz ki. E mantık olmaz da varsa mesela yine yaranamaz. Der ki ben seni izledim uzaktan da hep kurbağalama yüzdüm biraz da şey sırt üstü yüz benim için. E nereye kadar fedakar? Ben, onu bilemem o dediğin de doğru. E öyle hep olabilir. fedakarlık hep fedakarlık. Ama işte aşkın gözü kördür derler ya fedakarlık. o fedakarlığı <laughs> onun için yapıyor ama. Mantığın olmadı. Yani. Sen niye aklına yatmadı işin içinde işte bir biteni mi var diyorsun? Şey olabilir Afrodit'in bir parmağı olabilir. Nasıl o işte. yani? E Afrodit şey var ya meşhur güzellik yarışması <laughs> var. Turoya savaşıyordu <laughs> yani. Troya Savaşı efsanesinde Paris hikayeye göre Paris onlardan birisini seçmek zorunda. Hera diyor ki sana diyor güç vereceğim. Her şeye ulaşabileceksin diyor. Athena diyor ki sana diyor bilgi bilginin gücünü vereceğim diyor. Afrodit de diyor ki sana diyor kimsenin vaat edemeyeceği, kimsenin diyor senin önüne seremeyeceği diyor bir aşk hikayesi sunacağım. Aşk vaat ediyorum diyor. Paris'in aklını çeliyor. Afrodit değişik bir tanrıça hayatta böyle şey yapmaz. Diğer tanrıçalara karşı böyle ezik duruma düşmek istemez. Helen'e aşık ediyor değil mi? E, He, Helene, Helen'e aşık ediyor. Ondan sonra Troya Savaşı patlıyor. Efsanelerden biri. Afrodit'in parmağı olabilir. Afrodit kesin bu aşkı kıskandı. Yani ben varken başka <laughs> bir kadını nasıl birisi bu kadar çok sevebilir dedi. Oradan olayları karıştırdı. Bu arkeologlar olaya gerçekten muhtemelen, çekten. öyle. muhtemelen değişik bak. E, e, nasıl <laughs> bakacağız orada mıydı hocam? Evet. Muhtemelen diyeceğiz tabii varsayımlar üzerine. Hani ilerliyoruz ama şimdi bir hikaye daha anlatayım o zaman. Tamam. Bakalım aklına yap. Benim anlattığım aklına yap. Ee, olabilir. Afrodit çok işte. İşin içinde Afrodit varsa olabilir. Allemette, Kallemette o yarışmayı da kazandırdı. <laughs> değil Yani. Ve evet. Şimdi rivayet ederler ki bunu hükmeden bir kral. Tabi bu bir rivayet olduğu için tam nokta atışı yapamıyoruz. Bir gün kahinin birine gidiyor. Kahin böyle krala bakıyor diyor ki, efendim diyor sizi büyük bir felaketle karşılaşacağınızı görüyorum. Nedir o diyor. Çok sevdiği kızı var bir prenses. Hmm. Diyor ki kızınızı bir yılan sokacak ve kızınız ölecek diyor. Şimdi kral kızını çok seven bir kral nasıl kabul edecek böyle bir şey? Evet, diyor ki ben bu işin önüne geçerim diyor. Ne yapıyor? Diyor ki, ne kadar sakınırsa sakınsın, bir yerden bir yerden yılan gelip kızını sokabilir. Burayı görüyor. Buraya bir kale. Yani burayı o yapmıyor. Dün var zaten. Dün yaptırdığı söyleniyor. Hı, Ve yapıyor. burayı yaptırıyor. Kızını diyor ki, sadece burada kalacak. Ona sadece her gün bir sepetin içinde yemek gelecek. Böylelikle şimdi yılan adaya gidemeyeceği için. Yemeği o her gün yüzen adam mı getiriyor acaba? Yo o başka. O iki hikaye birbirine aynı değil. O başka. Karıştırmayalım. Yok karıştırmayalım. Öyle bir şey olsun dedim. Böyle girift bir hikaye çıksın. Yeşin için istersen bir hikaye daha de, üçünü birden ortak. E, tamam. E, bir tane de biz <laughs> yazalım işte hocam. Efsane değil mi? Sonuçta? Efsane bunlar tabii ki. bir. <laughs> tamam. Evet. Sonra böyle e, kimsenin de çıkmak tezze vermiyorlar. Sadece sepeti bırakıp hemen dönüyorlar. Rivayet o ki. işte kızına gelen bu yemeğin içerisinde karadağ bir yılan girmiş Kız sepetini açınca yılan onu sokuyor ve genç prenses orada ölüyor. Ölümden kaçınma kaçılmaz. Yani karşına ne gelirse, hani derler ya, derler ya derken aslında Barbaros Hayrettin Paşa'dan bak denizin de kenarında bir söz aklıma geldi. Olacak olsa gerek çağrına çağ, gerek yüreğin gen tut gerek dar. Yüreğin gen, yüreğini gen yani geniş. Ha, yüreğini gerek yüreğini geniş, geniş tut. Olacak olan olur. Olacak olan olur diyor. Ne ya, ne yapacak ne bir şey yok. yok. Doğru. Ya öyle. Battal Gazi'yi tanıyor musun? Bir canım savunma alçaklar. Tür sınırlar korkaklar. Abi Türk Türk. Sekiz kişiyi indiren değil mi? Ha, o, o, o filmlerde. filmlerde. Filmlerde öyle çok güzel. Bir filmlere de konu olmuş ama aslında Battal Gazi Anadolu fethinde yani Türkler gelmeden de önce buraya gelen gaziler, da yaşamış bir figür gerçekten var. Ama o o kadar seviliyor ki Türk milleti tarafından, böyle Anadolu'da eskiden diziler yok, battalname denen kitaplar var. Hmm. Gerek kahvelerde okuma yazma bilen birisi, gerekse de evlerde yine okuma yazma bilen birisi battalnameden hikayeler okurmuş onu dinlermiş herkese, dizi film seyreder gibi. İşte bu hikayelerden birisi bu. Üsküdar Tekfuruva. Tekfur demek Bizanslı Hristiyan, buranın yöneticisi, hmm. derebeyli. Bu Tekfur'un da güzel bir kızı var. Hep bir aşk hikayesi çıktı Kız Kulesinden ya. Ee adı kız Kulesi ondan dolayı. Zaten aşk hikayesi olmayan hiçbir hikaye dinlenmiyor. He, doğru. Battal Gazi kıza aşık oluyor. Bunu haber alan tekfuf bu işe karşı geliyor. E kıldı ona aşık. Bu sefer Battal Gazi ile kızı evlenmesin diye aklına bir plan geliyor. Ne yapıyor? Kızı buradaki kaleye hapsediyor. Bak bu da başka bir hikaye işte. Bıraksana evlensin. Türk filmlerinde var ya böyle hani evlenemezsin kızımla falan çek falan yazıyor değil mi? Hani öyle o da yırtıp suratına atıyor. Bu, bunun başka bir versiyonu ama bu sefer işin içinde kahramanlık da var. Hmm. Battal Gazi 700 tane savaşçısını alıyor ve kız kulesine bir baskın. Baskın. Alıyor. Nöbetçileri bertaraf ediyorlar. Güzel prensesi de alıyor. Prenses sevdiğine Battal Gazi de sevdiğine kavuşuyor. Atının arkasına atıyor ve mutlu diyor, mesut diye Babası bunu haber alana kadar hep evet. onlar mutlu mesut yaşıyor. Bir başlarına bir iş gelmiyor. 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 Ya, onlar mutlu mesut. Bir son çıktı yani ya akşamdan dikkat et. Babası haber alıyor. Hemen peşine düşüp yakalayalım diyor. Ama diyorlar ki çoktan gitti. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Harikasın. <laughs> Atı alan <laughs> Üsküdar'ı geçti. <laughs> Vay. ya ya gördün. İşte dedin ya sen. Hocam kız kulesinde bilmeyen mi var? Evet kız kulesi bilmediğim, bilmediğim şeyler var ama acayip hikayeler bu. Şimdi bütün bu hikayelerden sonra bunları anlamlı kılan bir söz söyleyeyim. Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki Shakespeare, ölçülebilen bir sevgi gerçek sevgi değildir. Doğru. Öyle sevgi ölçülecek bir şey değil ki. Uçsuz bir şey. Değil.